Salatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Dördüncü hatve. Külli şeyin halikun illa vechhe. Dersini verdiği gibi. Bu ders ilginç bir derstir. Yani son zamanlarda zevkim değil. Keyfim de diyebiliriz. Umut bakalım ne, seni alakadar edecek mi? Dersini verdiği gibi. Neymiş? Nefs kendini serbest ve müstakil ve bizzat mevcut bilir. Nefs kendini serbest ve müstakil ve bizzat mevcut bilir. Bilir. Bunun üzerine duracağım. Sırf bunun üzerine duracağım. Ama metni okuyayım isterseniz. Ama duracağım cümle bu. Nefs kendini serbest ve müstakil ve bizzat mevcut bilir. Ondan bir nevi rububiyet dava eder. Mabuduna karşı adavetkârane bir isyanı taşır. İşte gelecek şu hakikati derk etmekle ondan kurtulur. Hakikat şöyledir ki, her şey nefsinde mana ismiyle fanidir, mefkuttur, hadistir, madumdur. Fakat mana harfi ile ve Sani Zülcelal'in esmasına aynedarlık cihetiyle ve vazifedarlık itibariyle şahittir, meşhuttur, vacittir, mevcuttur. Şu makamda teskisi ve tatiri şudur ki, vücudunda Adem, Adem'in de vücudu vardır. Yani, kendini bilse, vücut verse, kainat kadar bir zulümat Adem içindedir. Gene anlamadım. Yani, vücudu şahsisine güvenip, mucidi hakikiden gaflet etse, yıldız böceği gibi bir şahsı ziyay vücudu, nihayetsiz zulümat Adem ve fıraklar içinde bulunur, boğulur. Fakat enaniyeti bırakıp, bizzat nefsi iç olduğunu ve mucidi hakikinin bir ayni tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit, bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır. Zira bütün mevcudat, esmasının cilvelerine mazhar olan zat-ı vacibül vücudu bulan her şeyi bulur. Konu bitti. Cümleyi bir daha okuyorum, onun üzerine duracağım. Aşağı insek, zaten hiç çıkamam. Nefs kendini serbest ve müstakil ve bizzat mevcut bilir. Ne demek? Bunun temelinde felsefe dünyası bugüne kadar gelmiş. Temellerinde hürriyet anlayışını yanlış yorumlamaktan kaynaklanıyor. Hürriyet nedir diye onun üzerine duracağım. Bu mevzu, enfus yapılanmaya katkı sağladığı gibi, kader meselesini de çözeceğine inanıyor. O tarafıyla. Bakayım ne olacak. Hazır mıyız? Hürriyeti okuyorum. Hürriyet anlaşılırsa, nefs kendini serbest ve müstakil ve bizzat mevcut bilir. Bir yerlerde bir hata yapıyoruz. Bir yerde bir hata yapıyoruz ki, sıkıntıdayız. Mutlu olmanın bütün sebepleri var. Maddi imkanlar da var. Bedensel ihtiyaçlarımıza tatmin edilmiş var ama mutlu değiliz.
Felsefe dünyası kafalar allak bullak. Temeli hürriyet latifesini yanlış yorumlamaktan geliyor. Yanlış yorumlamaktan geliyor. Hürriyet sırf aklını veya nefsin istekleri değil. Yani hür olmak, halkın anladığı nefsi arzularını tatmin edilmesini anlıyor. Halk bunu anlar. Hürriyetle bunu anlıyor. Oysa bu hürriyet değildir. Esareti hayvani, istibdadi şeytani. Yani hayvani duygular, hayvani duygular var ya özelliklerimiz. Şehvettir, gadaptır, lüks yaşamaktır. Yani böyle işte gündelik hayatta kullandığımız latifeler. Bunlara esareti hayvani deniliyor. Yani bizim bir kedi, köpek, sığıra esir olmak değil. Hayvanda var olan, dünya hayatı için kullanılması gereken, lazım olan alet ve edevatı bize de vermiş. Onlara mahkum olmak, onları hakim kılmak ve alemimizdeki doğruları da şeytanın istekleri tarzında kullanmak. İstibdadi şeytanı 707 sözlerde söylüyor. Buna hürriyet namı verilmiş. Esareti hayvani, istibdadi şeytani, hürriyet namı verilmiş. Şimdi hürriyetten ne anlıyor insan? Nefis ve arzularının her isteğinin yerine gelmesini istiyor. Bundan hürriyet anlıyor. Oysa bedensel bir hayattır. Beden ruhun binasıdır. Beden ruh ilişkisini söylüyorum. İçinde oturan sensin, binaya benzemezsin. Bina senin cesedini teşkil ediyor. Ruh ise içinde oturandır. O zaman beden ruhun hanesi ve yuvasıdır. Giydiği elbise değildir. Libası değil. Kendini doğru yorumlayamazsan ondan sonra bütün şeyler yanlış çıkıyor. Mesela açıyor. Şuradan böyle dümle atarsan bütün hepsi yanlış gider bak. Yani yanlış yorumladın mı kendini? Dibi de yanlış gelir. Temelde kendini doğru yorumlamak ki Allah da diyor ki beni mi tanımak istiyorsun, beni yanlış tanırsın o zaman. O zaman evet ya Rabbi seni tanımak istiyoruz. Kendini tanı. O zaman sen kimsin? O kadar basit bir şey değilsin ya. Demek ki hürriyet sırf aklın veya nefsin istekleri değil. Doğruluk ölçüsü sırf akıl değil. İnsan burada hata yapıyor. Doğruluk ölçüsü sırf akıldır. Hayır. İnsanı meydana getiren donanımların bütünlüğünden çıkar doğruluk. İlla aklın dediği değildir yani. Çünkü aklı devamlı değişken olduğunu biz şahitiz. Dün daha yanlış dediğimizi bugün doğru, doğru dediklerimiz yanlış olmuş. O zaman devamlı değişiyor. Niçin değişiyor? Verilen malzemeye göre değişiyor. Yani bilgi dediğimiz şey malzemedir. Verdiğimize göre o doğruluğu değişiyor. Peki bugün doğru dediğini yarın yanlış demeyeceğini nereden biliyorsun? Kim onaylamış seni? O zaman doğruluk nedir? Sırf aklın söylediği değil, bütüne gelip bütünsel bakabilmektir. Bütüne bir insan, yani dimağdaki mertebeleri, kalp ve vicdandaki o hasse, latifeleri, nihayetsiz duygularını bütüne getirmesi bir insanın mümkün değil. Çünkü tarih buna şahittir. Ancak bu insanüstü bir yapılanma ile mümkündür ki onun adı da dindir. Sen sırf akılla düşünüyorsun. Sen sırf akılla düşünüyorsun. Düşünceni bir düşün ki düşüncede kullandığın malzemelerinin doğru malzemeler mi? Evet ben doğruyum diyorsun. Yani bu malzemelere göre şu malzemelere göre bunun çıkması doğrudur. Ama bundan şüphe yok. Doğrudur.
Nereye göre doğrudur? Bu malzemelere göre doğrudur. Bu malzemeleri bir değiştirirsen bu da değişir. Nasıl ki öfke, haset, şehvet, şefkat vesaire latife veya hisler olduğu gibi bunlar şefkat, öfke, gadab, menfaat, tulu emel gibi latifeler olduğu gibi hürriyet denilen bir latife var. Bu işin puf noktası bu akşamki dersin adı. Hürriyet denilen bir latife var. Öfke denilen bir latife var. Şehvet denilen bir latife var. Muhakeme denilen bir latife var. Yani bir yapıdır o. Bir latiftir, bir malzemedir. Tasavvur bir latifedir. Tahayyül bir latifedir. Taakkul bir latifedir. Tasavvur bir latifedir. Taakkul bir latifedir. İzan bir latifedir. İltifat bir latifedir. Hürriyet denilen bir şey de latifedir. Bu çözüldü mü? Bu bilindi mi? Yetiyor. Bundan sonrası geliyor şimdi. Hürriyet denilen şey latifenin adıdır. Latifedir. Biz bu adamı tanımıyoruz ki nasıl memnun edeceğiz? Mesela soruyorum. Bilmediğim bir yerde, bilmediğim bir insanı memnun etmek için İzmir'den ne hediye götürürsün? Bilmediğim bir yer, Sibirya mıdır soğuk, Afrika mıdır sıcak, Asya mıdır Avrupa mıdır? Bilmediğim bir yerde, bilmediğim bir insan, çocuk mu, kadın mı, büyük küçük mü, siyah mı, beyaz mı? Bilmediğin bir böyle şeye ne hediye götürürsün? Bir götürürsün bakarsın adam büyük adam, küçük götürdü. Bir şey götürdün bakarsın kadın çıktı, erkeğin malzemesini götürdü. Yani mutlu olmasını bağırıp çağırıyoruz. Hür olmak istiyorum. Hürriyet istiyorum. Deniliyor ama hürriyetin ne olduğunu bilmiyoruz. Papağan gibi bir şeyi tekrarlıyoruz. Sorsan dışarıya çık kapıdan gözünü kapat. Tuttuğunu 10 kişiden 10 tanesi de şöyle diyecek. Hürriyet her istediğimi yapmaktır. Peki bu toplumda herkes her istediğini yapmakla muktedir olsa bu toplum ne olur? Soruyorum sana. Herkesin her istediği yapmaya yetki ve yetisi sahip olduğu bir memlekette yaşamak ister misin? Anarşi olur. Anarşi olur. Geldi evine giriyorum içeri. Hayırdır ne kardeşim? Namusun payvalı. Ben hür değil miyim kardeşim? Ne durduruyorsun? Geldi arabanın üzerine çekici vuruyor. Ne yapıyorsun ya? Valla ben bu arabanın hiç camını kırıldığını görmemiştim. Ya olur mu ya, manyak mısın, deli misin ya? Sen ne diyorsun kardeşim, yaptırmamakla hürriyetimi mi kısıyorsun? Herkesin her istediği yapıldığı bir zeminde, bir memlekette kimse yaşamak istemez. Orası vahşi canavarlar yeridir. O zaman hürriyet kendisine ve başkasına zarar vermemek limitinden başlar. Hürriyet, bu çok önemli bugünkü dersimizin ana şeyi, hürriyet bir latifedir. Öfke bir latife olduğu gibi, bir latifenin doyumudur. Bu da tatmin edilmek isteniyor. Hürriyet namı altında bunun içine girmek oluyor. Yani hürriyet dediğimiz şey, insanlığının bütününü hürriyet denilen latifenin içine sokmak gibi. Yani öfkenin içine girmek gibi, şehvetin içine girmek gibi, menfaatın içine girip insanlığını kaybetmek gibi. Latife bize balon oluyor. Şöyle diyeyim. Şu anda hiçbir şeyimiz yok, öfkemiz yok. Öfke denilen bir duygu içeride duruyor, çekirdek. Kızdırdı bizi, Önder bizi kızdırdı. Mutfaktayım, arabadayım, dükkandayım. Önder'i koydum zihnime. Ulan nasıl duruyor, niye duruyor, kafasını kurdum. Vay böyle mi, ne akla var falan. Ben hak etmemiştim falan. Kendi tasavvurumda içimde olan bir çekirdek olan latifeyi aktif ediyorum. Düşünerek nasıl der, niye der, ay der, şişer. Çabuk. İçimde olan o kadar büyür ki beni içine alır. İçimin içine girerim. Ve artık balon gibi, havuz gibi içine girerim. Onun için hangi latifeyi tasavvurunuzla yorumluyorsanız onun içine giriyorsunuz.
Onun içine giriyorsunuz. Ondan sonra cinayet işliyorsun değil mi? Evet. Ondan sonra cinayet işliyorsun. Paymal ediyorsun. Sonra uyanıyorsun yaptıklarına. Allah Allah, ben ne yaptım? O hava iniyor. Balonun içindeydin, balon çekildi. Veya su bastı, tsunami. Şehri yok etti, su çekildi. Aa, neler getirmiş bu su? Neler götürmüş bu su? Neleri yığdı, neleri yok etti? Yani bir hürriyet denilen bir latifedir. Unutmayın, bu bir latifedir. Hürriyet namı altında onun içine girmektir ki buna esaret-i hayvani, istibdad-i şeytani diyor. O bir latife olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Zaten sokaktaki adamdan bahsetmiyorum. Böyle düşünen insanlar, yazıp çizenler, ders yapanlardan da bahsediyorum. Yani hürriyet denilen bir latifenin olduğunu, o yanlış yorumlanırsa köleleştirildiğimizi, hapishane oraya girdiğimizi bilmiyoruz. Bu ifrada değil mi abi, hürriyet? Onu geleceğim ifrat tefrit vasatına. Bak, beraber dersleri dinleye dinleye her şeyin ifrat tefritin hemen ağzına alıştı. Aynen öyle, doğru. Ona geleceğim. Bu latife, yani bu da tatmin edilmek isteniyor. Şehvet latifesi, gadab latifesi, öfke latifesi, mal düşkünlüğü latifesi tatmin edilmek istendiği gibi hürriyet denilen bir donanım, bir malzemedir, bir yapıdır, yapılanmadır, verilen bir mahluktur. O da tatmin olmak istiyor. Hakiki hürriyet bir veya birkaç latife veya hissin arzularını yapmak değil, insanın bütünlüğüne gelmek ve kaynağına teslim etmektir. Hürriyet o zaman nedir bu latife? Bütünlüğe gelmektir, dima bütüne getirmek. Vicdandaki irade, zihin, his, latife-i rabbaniye, kalp ve ruh. Yani bu insanı meydana getiren tüm yapıları ne kadar bütüne getirebilirsek, getirdikten sonra bunu kıblesine koymak, hürriyet budur. Yani sıyrılmaktır. Bir kuvvelikten, çekirdeklikten ağaç olmaktır. Ona gelecek şimdi. Misal, aklın hürriyeti nedir? Aklın köleliği var, aklın hürriyeti var. Doğru düşünmek. Başka? Doğru düşünmek ne demek? Dinin düşün dediğini düşünmek. Düşünmek. Aklın hürriyeti. Kullandığım malzemeyi kullanayım, değişik olmasın. Bu akıl yapılırken, bu akıl kullanılmadı. Bu aklı yapana bağlamak akıllılıktır. Bu akılla, bu aklın mutluluğunu veya çözümlülüğünü meşgul olmak akılsızlıktır. Yani zekavettir. Akılla, aklın mutluluğunu uğraşmak zekiliktir. Bu akılla, aklı yapana bağlanmak akıllılıktır. Onun için aklı aşağıdan, zekası ileriye giden insanların akıbeti intihardır. Yaşama şansları yoktur pek. Ya tamamen meczup, deli gibi olacak. Şu ışıklarda araba durduğu zaman para pul isteyen var ya, saç sakal karışmış. Onların %99'u, görüştüğüm için söylüyorum, korkunç bir ihanet yapılmış da böyle olmuş. Veya tamamen zekavetinden kaynaklanıyor. Akıl hastanesine gidiyorum, siz çok iyi biliyorsunuz, ben gittiğimi de söylediğim için. %70'inin zekavetinle oraya düştüğünü biliyorum. Kontrol edememiş bir güçtür zekilik. Zeki ile akıl arasındaki farkı anlattım. Akıl, bir daha söylüyorum, bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu aklı yapana bağlanmak ve o bağlandığı noktadan bu aklı yönetmek akıllılıktır. Yani vahye bağlanmak. Bu akılla, bu aklı idare etmeye çalışmak zekiliktir, başa beladır. Mesela birkaç tane şahit var, şahidim oldu birkaç gün yanımda beraber dolaştığımız Abdullah. Bolvadin'dekini biliyorsun, X. Nedir akıl o? Adamın nesi oldu? Belası oldu. Akıl diyorum, zeka.
O zaman aklın hürriyeti aklı yapana teslim etmektir. Yoksa bu akılla bu aklı mutlu edemezsiniz. Bu akılla bu aklı mutlu edemezsin. Doğru düşünürken kendini kötü hissedemezsin. Kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Diğer latifelerinde de kafa kaldırır bu şey, hürriyet latifesi. Çünkü baksana, vicdanının hürriyeti var, sıfatlı hürriyeti var, dimağı meydana getiren tahayyülün hürriyeti var, tasavvurun hürriyeti var, taakkulun, tasdikin, izan, iltizam ve itikad. Peki vicdan da hürriyet istiyor. Vicdanın hürriyeti var, kalbin hürriyeti var, latifelerin hürriyeti var. Her bir özellik, donanım hürüm diyor. Ne demek hür biliyor musunuz? Hür, çekirdeklik halinden ağaç olma halidir. Her şeyi kıblesine koymak, hakikatini hedeflemek ve bir şeyden sıyrılmaktır hürriyet. Hürriyet bir şeyden kaçmaktır. Bir şeyden arınmaktır. Kendini inşa etmektir. Böyle pat diye böyle tak diye çıkmak böyle. Çekirdeğin hürriyeti ağaç olmaktır. Yerin altındaki dünyadan yerin üstüne çıkmaktır. Mesela göz kapalı, gözün hürriyeti açmaktır. Kulağın hürriyeti dinlemektir. Baksana vicdanın hürriyeti, dimağın hürriyeti, her bir isim ve latifelerin hürriyeti, kalbin ve ruhun hürriyetleri var. Bir tarafını memnun ederken diğer tarafını iptal veya içine giriyorsun. Hürriyet latifeni memnun etmek adına aklını, kalbini, ruhunu hepsini onun içine sokuyorsun. Hürriyet bir latife olduğunu bilmiyorduk şimdiye kadar. Bilmiyorum bile var mıydı, ben yeni öğrendiğim bir şeydir. Ben yeni öğrendim. Hürriyet odur ki ne kendine ne de gayrisine zarar vermesin, münazarat. O zaman hürriyet fıtratın tabiatına uymaktır. Hürriyet yaratılış, yaratılan bir şeyi, fıtratı, aslı olan esmaya hedeflemek, onu ona bakmak, ona doğru seyahat etmektir. Yani her şey hakikatına doğru, her şey aslına rücu eder. Hakikati onun hürriyetidir. Devam edeyim. Ondan sonra sorunuzu alacağım varsa. O zaman hürriyet fıtratın tabiatına uymaktır. Yoksa tüm fıtrattan ve varlıktan soyulmak gibi olur. Yani mutlak hürriyet demek varlıktan sıyrılmaktır. Yani tabiattan sıyrılmaktır. Tabiattan sıyrılmaktır. Yoksa bak bir de okuyorum. O zaman hürriyet fıtratın tabiatına uymaktır. Yani gözün hürriyeti duymaktır. Eğer bu duymayı mutlak yaparsan, hat koymasan, karıncanın ayağının sesini de duyarsın, zanların sesini de duyarsın, kurduğun hayalin sesini bile duyarsın. Bak hayali kuruyorum, bu film gitti, bu film geldi. Sesi yok ama. Onu da duymaya kalksan ne olacak? Bu senin tabiatına zıt oldu. Yani her şeyi böyle düşün. O zaman her şeyden sıyrılmaktır. Gezegenlerin sesini duysan. Ne olur yani, gezegenlerin sesini duysan. Yoksa tüm fıtratın, fıtrattan ve varlıktan soyunmak gibi olur. O zaman kim nereden çıkacak? Nereden çıkacaksın? Hani ben bir tanesi demiştim. Abi Allah'a uymak zorunda mıyız dedi. Bir şartla mecbur değilsin. Dedi nedir o? Allah'ın sana verdiği her şeyi ona teslim ettikten sonra onun olmayan bir şeye sahip olup onun olmadığı ve onun memleketi olmadığı yere gitmekle mümkün olur. Allah sana ne verdi? Hepsini bırakacaksın. Allah'ın olmadığı bir yere gideceksin. Dedi ki ben gidebilir miyim dedi. Ya şeye benzedi. Güldüreyim sizi. Olmuş vaka.
Karadeniz fıkraları değil, bizzat yaşadığım. Adam geliyor, Gürcistan'a balık tutmaya gidiyor. Gemiyle fırtınaya tutuluyor. Tutuluyor, o kadar acayip zor durumda ki dökemiyorlar da balığı. Yani korkunç da bir şey. Ha dökecekler, dökse bile gemi batıyor. Bir vaatta bulunuyor. Ya Rabbi, ufak da değil diyor. Büyük bir sığır okyüz keseceğim. Bizi buradan kurtarırsan. Söz veriyorum ya Rabbi. Allah hakikaten kurtardı onları. Şimdi bana geldiler. Merdivenler bağıra geliyor falan. Limana girerken şöyle demiş. Ya Rabbi, daha denizden çıkmadık. Limandayız. Ama garantilenmiş yani gibi. Allah'ım o büyük hayvan ama aslında koyun demek istedim diyor. Koyun demek istedim. Geldi bana vicdanı bırakmaya tabii. Bak iyi dinleyin, cevabı dinleyin. Geldi oturdu. Hocam bir şey sorabilir miyim dedi. Sor dedim. Hocam dedi, Allah'a da hakikaten böyle verdim. Sen ne söz verdin? Büyük hayvan dedim diyor. Ya bunu diyor koyuna değiştiremeyiz mi dedi. Olur dedim. Ama bir şartı var bunun dedim. Zannetti ki bu bir butunu bana vereceksin diyecek. Böyle. Dedim bir şartı var. Eğer bu Allah'a bir daha ihtiyacın olmayacaksa hiç kesme. Eğer bu Allah'a, vaat ettiğin Allah'a bir daha ihtiyacın olmayacaksa kesme. Allah ağladı be. Ağladı, kalktı, sarıldı. Tamam. Bak nerede hata yapılıyor. Eşyanın tabiatına uymak ve ona göre yaşamak onun hürriyeti olur. Nasıl ki gözün hürriyeti gözünü banttan kurtarmaktır. Kulağını tıkamamaktır. Hürriyet latifesini de ifrat, vasat, tefrit mertebeleri var. Hürriyet latifesinin ifratı şeytanlıktır ki istibdad-ı şeytani, esareti hayvani, hürriyet namı verilmiş. Tefriti hiçbir şeyden haberi olmadan bedensel hayatı yaşamaktır. Hürriyetin tefriti. Üç modu var klimalarda olduğu gibi. Bir, iki, üç. Tefrit en düşük. Vasat orta. İfrat aşırı. Hürriyetin ifratı esareti hayvani, istibdadi şeytani. Kendinden tamamen kontrolden çıkmak. Hürriyet namı altına başka şeyi yaşamaktır. Başkasını yaşamaktır. Mesela bir misal vereyim. Ne derler diye giyinmek, ne derler diye yapmak, ne derler diye araba almak, ne derler diye üniversite okumak. Hür mü? Hür mü bu adam? Başkasını yaşıyor. Başkasını alemine koymuş, onu yaşıyor, ne derler. Nasıl bakarlar, böyle giyindim falan. Peki, başkasını hesap ederek yaşamak, yapmak kölelik değil midir? Peki başkasını yaşarsan sen kendini ne zaman yaşayacaksın? Esaret değil midir bu? Nasıl hürriyet denmiş buna? Hürriyet, doğandan çıkanı da yapmak değildir. Hürriyet kendine ve başkasına zarar vermemek limitinden başlar. Peki nedir o vasatı? Fıtratın, yaratılışın gayesine, kıblesine, hakikatine koymaktır. Vasatı budur. Vasatı ise verilen her şeyi veriliş gayesine, kıblesine koymaktır ki sözler 322'de her biri kendine layık hususi bir vazife-i ubudiyet ile meşgul olmaktır. Hem bir şeyin lezzeti noktayı kemaline gitmektir. Bir şeyde lezzet, hürriyet lezzetlidir bir şey. Lezzet nedir? O latifenin, o isim noktayı kemaline, yani çıkış kaynağına doğru seyahat etmek onun en son kemal noktasıdır. Anladık değil mi bunu? Yani insana konulan Allah'ın ruha koymuş olduğu istidat ve kabiliyet çekirdekleri var. Her birisi bir esmaya dayanır. O çekirdeğin noktayı kemali, kemalat noktası, burası burası değil, o esmadır. O esmaya doğru yürümek, koşmak onun kemalatı ve hürriyetidir.
Vücudun kemali, hürriyeti, lezzeti harekettir. Adem ise hareketsizliktir ki onun köleliğidir. Hem bir şeyin lezzeti noktayı kemaline gitmektir. Yani zıttından sıyrılmaktır. Yani bir şey bir şeye doğru gidiyorsa bir şeyden ayrılıyor demektir. Çekirdek ağaç oluyorsa çekirdeklikten çıkmaktır. Çekirdeklikten çıkmaktır. Yani bir şeye gidebilmeniz için bir yerden ayrılmanız gerekiyor. Ok mesela böyle çektin bir yere gidiyorsun. Onun hürriyeti tayin edilen hedefine geçmektir. Bir oraya bir oraya bir oraya bir oraya yaptın mı onun hürriyeti değildir. Bak bu çok önemlidir ha. Bu cümle çok önemlidir. Bir şeyin lezzeti noktayı kemali noktayı kemalini hedeflemek gitmektir. Yani zıttından sıyrılmaktır. Onu fıkıh lisanıyla izah edeceğim. Beden lezzeti Adem'den yani hareketsizlikten kurtulmaktır. Bedenin lezzeti hareketsizlikten sıyrılmaktır. Onun noktayı kemali hürriyetidir ve lezzetidir. Yani hareket. Bu zıttıyla beraberdir. Zıtsız bir şey yoktur. Allah'ın bile zıttı vardır. Mahluktur. İmanın zıttı küfürdür. Karanlığın zıttı aydınlıktır. Soğuğun zıttı sıcaklıktır. Değil mi? Adem mesela zıttından sıyırmak onun hürriyetiymiş. Dikkat ederseniz hürriyeti değişik bir zeminde izah edilmeye süreç gidiyor. Şimdi daha da bir zemine geldi. Bir şeyin hürriyeti, bir latifenin hürriyeti zıttından sıyrılmaktır. Yani o latifenin zıttı haramdır. O latifenin noktayı kemali farzdır. O yapıyı, o istidadı, o çekirdeği çıkış kaynağını hedefleyip şöyle diyeyim. Güneşten foton geldi. Cama vurdu. Bu diyelim ki aşağı şemsizeli olsa, esma olsa güneş. Bu ayna vücut olsa. Buradaki güneşteki çekirdek güneşten gelmiştir. Bunun kemali aslı olmaktır. Aslına dönmektir. Çünkü buraya hiç benzemiyor. O zaman her şey zıttıyla vardır. Zıttıyla varsa o şeyin kemalatı zıttına sıyrılmaktır. Zıttını yani bir zıttına sıyrılmanın adı neydi? Her bir latifeyi yaratan esma kemalat noktasıdır. mihengi noktasıdır. O gelen her şey aslına doğru gitmeye meyyaldır. Meyli vardır. Meyli vardır. Her şeyde meyil vardır. Aslına doğru gitmeye meyli vardır. Cibili olarak, fıtri olarak. O zaman bir yere doğru gitmek bir yerlerden uzaklaşmaktır. Uzaklaştığı yer o şeyin haramıdır. Gitmek istediği yer de onun farzıdır. Çünkü farzsız haram yoktur. Haramsız da farz yoktur. Haramı kaldırır farz yoktur. Ayrılacağı nokta yoksa gideceği nokta da yoktur. Nerede olduğunu bilmeyen nereye gideceği de hiç önemli değildir. En iyisi bir su içmektir. İçmemeye göre. Allah Allah. O zaman hürriyet zıttından sıyrılmaktır. Yani Adem vücut, haram farz, karanlık aydınlık, soğuk sıcak, küfür iman gibi. Kuralsız yaşamak, her isteğini yapmak köleliktir. Adem'inde kalmaktır. Sıyrılmak değil, gömülmektir. Noktayı kemalini yok etmektir. Kuralsız yaşamak hürriyet değil ya ifratta veya tefritte kalmaktır ki en büyük kölelik budur. Şimdi antika bir şey. Bazı fikirler veya zeminler insanın hapishanesini oluşturur. Haramlar burayı çok önemli. Şimdi fıkıh lisanına dönüştürüyorum hürriyeti. Bu da çok değişik ehline söylüyorum. Haramlar
Haram ne demektir? Mazi ve istikbali hazır zamana mahkum etmektir. Haram demek, mazi ve müstakbeli olmayan insanın hazır anı esas almaktır. Hazır zamanı yaşamaktır. Haram ehli, haram yaşayanın mazi ve müstakbeli yoktur. Farz ise iki zamanı mazi ve müstakbelle hazır zamanı yaşamaktır. Farzlar ise şimdiki zamana mazi ve müstakbeli yaşatmaktır. Onun için tam bir hürriyet lazım. Tam hürriyet ubudiyettir. Aynen, eşittir ubudiyet. Evet. Yani haramlar mazi ve müstakbeli ana sokmaktır. Haramın zemini şimdiki zamandır. Şimdiki zamanı esas alan haram işler. Şimdiki zamanı esas alan alameti nedir? Mazi ve müstakbeldeki bir şeyi yoktur. Bir hedefi gayesi yoktur. Şimdiki anı yaşadığı için haram işler. Yani behimi hayatı, bedensel hayatı yaşamaktır. Bedensel hayatın mazi ve müstakbeli yoktur. Cüz-i ihtiyaridir. İhtiyari bedenseldir. İrade vicdanidir. Kafirin, zındığın ve gafilin iradeleri yoktur. İhtiyarları vardır. İhtiyarın özelliği mevcut olanlar arasındaki tercih özelliğidir. Bu mu bu mu? O mu şu mu? Şurası mı burası mı? Bunu yapan ihtiyardır. Yani kedide de böyledir, sığırda da böyledir. Taş mı ciğer mi? Odun mu ot mu? Bunu hazır. İrade ise mevcutlar arasındaki tercih yapmakla beraber hazır olanı gayb olanla. Yani Allah diyor ki şu haramı terk et. Hazırdır. Buna mı kabil, sana cenneti vereceğim? Cennet gaybidir. İhtiyarı çalışan hazır günah cennete karşı tercih eder. Cenneti kale almaz. İhtiyar sistemi çalışıyor. İradesi yok. Yani onun cenneti tercih etmesi imkanı yoktur. Çünkü behimi bedensel bir hayat, yani bedensel hayat ani bir hayat, mazi ve müstakbel kanatları yoktur. Ani yaşardığından dolayı ihtiyara mahkumdur. İradesi olan mazi ve müstakbeli hazırda yaşatmaktır ki irade vicdanı bir sıfattır. Vicdanın içerisinde irade, zihin, his, latife-i Rabbaniye vardır. 136 Hütbe-i Şamiye. Ha, iradesi olan, mevcut olan haramı veya bir şeyi, gaybda olanı tercih etme kabiliyet ve gücüne sahiptir. İradeyi güçlendirmenin tek yolu ibadettir. İbadetler de şunlardır. Giderken nerede gördük abi senin şeylerine geldik dedi. Afyon'dan çıkarken mi? Uşak'ta. Uşak'ta. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı pervaneler var. Elektrik üretiyor. Tamam, bilmeyi yok herhalde. Bir de yapıyorum. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Ama manyak gibi hareket ediyor. Yani aynı şeyi tekrar ediyor. Kabe'de dönenler gibi. Veya Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Aynı şeyi yapıyor. Zahirde aşağı yukarı iken buna bağlı olan bir mil var. Mil endüviye bobine bağlıdır. O milin havada dönmüyor. Ne diyordu ona? Stator. Stator denilen bir kap var. Sahası olduğu için. Burada dönüyor. Burada dönünce manyetik bir alan oluyor. Gayıptan, içlikten yaratılıyor. Yani ne bobindir bu, ne de stator denilen dört yapısı var. Mıknatıs var. Mıknatıs var. Bir burada, bir burada, bir burada, bir burada. Mıknatısın yapısı. Şimdi burada manyetik bir alan meydana geldiği zaman çok fazla bu mıknatıs ve kömürün üzerine bağlı olan kablo var. Kablo. Kabloya manyetik alan elektriksel bir alt seviyeye iner. Manyetik alan daha büyüktür. Daha kalitelidir. Mutlak ve muhittir. Muayen değildir. Ama onu kabloya sıkıştırarak muayenleşiyor. Yani bir kalıba giriyor. Kalıpsız kalıp. Ve buraya girdikten sonra İzmir'in ne kadar elektriğini cihazlarını aydınlatıyor? Binlerce sonsuz cihazları aydın yapıyor, çalıştırıyor. Ama başlangıcı şudur.
aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı ama İzmir'in torna tezgahı çalışıyor, kaynak makinesi çalışıyor, fotoğraf makineleri çalışıyor. Bir sürü şey. Ama burada aşağı yukarı burası başka. İşte Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Burada bu çalışırken buna bağlı olan milme bağlı olan dinamo dima demektir. Bu statör dedikleri şey de kalptir. Çünkü dima aklın şey kalbin bir hizmetkarıdır. Bir ayağıdır. Makesi efkarıdır. Mazar hissiyatı vicdandır. Kalbin iki ayağı vardır. Mazar hissiyat, makesi efkar. Onun için bu dimağdır. Ve statör dedikleri dinamo, yani kalbin etrafında döner. Bu aşağı yukarı aşağı yukarı ki dima hareket ediyor. Burada manyetik bir alan geliyor ki bu itikattır. Dimağda meydana gelen itikat ve iman geliyor. Bu kablo ya yüklenen, bu kablo hissiyattır. Burada meydana gelen iman ve itikat kablodan şehire, yani ruh alemine girer. Ruh alemindeki istidat ve kabiliyet cihazlarını aktif ediyor. Burada aşağı yukarı, aşağı yukarı, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Burada ruhtaki istidat ve kabiliyetleri çalıştırıyor ve irade böylelikle güçlü olur. İradenin vazifesi ibadetullah, zihnin vazifesi marifetullah, hissin vazifesi muhabbetullah, latife-i Rabbani'nin vazifesi müşahadetullah, bütünlük vicdani bir insan deriz. O zaman bu irade hazır zamanıdakileri tercih etme olduğu gibi hazırı gayba da tercih edebiliyor, gaybı da tercih edebiliyor. Ustad onun için diyor ki irade seviyesine çıktığı için cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim diyor 17. sözde. Cüz-i ihtiyarından vazgeçtim. Yani behimi latifemden çıktım diyor. Lazcası bu. Abi şairi terk etmiş, beğenme vermişler. Evet, aynen öyle olmuş. Daha niye uğraşsın şairi? Şimdi evet, bak ne diyor bir daha. Farzlar ise şimdiki zamana mazi ve istikbali yaşatmaktır. Haramın zemini şimdiki zamandır ki hapishanenin oluşturur. Hürriyet latifesini tasavvur zemininde yanlış yorumlarsan köleliğin başlamış demektir. Sözler 69 paragraf 1. Bir de söylüyorum. Hürriyeti, hürriyet latifesini yanlış yorumlayan tasavvur latifesidir. Tasavvur dimağın ikinci mertebesidir. Eğer hürriyet latifesinin zemini tasavvur yanlış çalışırsa seni köleleştiriyor demektir. Varı yok, yoku var gösteren mi daha? Evet. Yani kalbin etrafındaki lümme-i şeytaniye, şeytan, seni sağan, varı yok gösterir. Şeytanın psikolojisi var üzerine kurulmuştur. Olmayan kişiye senin abdestin yok ha, abdestsiz adama abdestin yok ha demez, abdestin var da demez. Var olana yoktur der. Abdestin yoktur, imanın yoktur diyorsa bunların üzerine yemin ederim ki senin abdestin imanının tapusudur. Amelin ve imanın tapusu vesvesedir. Ha, gördün mü vesvese kötülüğüne, psikoloji bozukluğuna, tam abdesti ben senin eline tapu veriyorum. Yoku da var gösteren latife vehimdir. O da tasavvurdadır. O yoku var gösterir. Bu varı yok. Şeytanın mantığı o. Şimdi ben bazen şöyle oluyor. Şeytan psikolojisiyle biraz meşgul olmuştum da adamla. Şeytan psikolojisi. Şimdi abdestim, bakıyorum ki abdestim var mı yok mu hiç ses gelmiyor. O zaman alıyor. Ama gelse ki abdestin yok ha, heh o zaman abdestin var diyorum. Kesin tapusu var. Vesvese geldiği anda tapuluyum diye. O şeytan çok iyi bildiği için bana getirmiyor şimdi bu sefer. Bu sefer şüpheleniyorum. Allah Allah şeytan niye devrede değil. Demek ki yok. Vesvese gelmiyorsa vesvese ediyorum. Çünkü adam işi buydu. Niye işini yapmıyor? Babasının hayrına mı? Benim iyiliğimi düşün. Niye iş yapmıyor? Demek ki istediği bir zemindeyim ben. Şeytan bir şey. Şeytana sordum. Senin niye psikolojin böyle bozuk? Sana sorayım dedi bana. Şizofreni diyeceksiniz. Ne derseniz deyin. İsterseniz manyaklık deyin bana. Şeytana sordum. Niye dedim senin psikolojin böyle saldırgan, hırçın, hep kötülüğü düşünüyorsun. Manyak mısın dedim ya.
Aptal mısın sen ya? Hep kötülüğü düşün. Ne biçim bir fatura şey mi? Bak sana bir şey söyleyeyim dedi, kızma. Söyle. Ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle kesin doğru olsa ki sen cehennemliksin. Allah ayet gönderse ki sen cehennemliksin. Psikoloji nasıl olurdu dedi. Ulan haklısın dedim ya. Ben gene diyor hırçın saldırmıyorum. Sırf diyorum ki abdestin yok. Ulan ben kafanı da kırmıyorum diyor ha. Ayağına da çemle takmıyorum. Abdestin yok, imanın yok. Kenar köşede bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Musaade et de o kadar olsun dedi ya. Ben dedi nasıl boşaltacağım o enerjiyi? Çünkü benim için dedi gelecek kesin cehennem. Akıbeti belli. Sen diyor ümitle Allah'a cenneti Allah'a beklediğin halde bu kadar manyak manyak yaşıyorsun. Benim hiç ümidim yok. Benim bir de psikolojimi düşün. İntihar da şansım yok. Yunus abi dedi ya sana ümit ver. Ümit ve ümit ve iman. İman ve ümit gibi âli sermayen varken. Yaşar Risale'yi. Allah Allah. Şeytan psikoloji çok doğal. Ve hakikaten acımı. Ondan sonra hatta demiş Allah'a yani ayet-i kerime sen beni azdırdın diyor. Kur'an'da Allah onun sözünü bile koydu. Yani kırpmadı. Onun için şeytanın diyor ilvası tuzağı keyden zayıfa. Kadın için keyde allıyma. Kadının tuzağı ve ilvası diyor tuzağı büyüktür diyor. Şeytanlık yapanın tabii. Ben diyor böyle bir psikolojiyle dünyada yaşıyorum diyor. Peki son cümlem. Bu hürriyet meselesini ne kadar anlarsan aleminde kader meselesi düze çıkar demektir. Peki kaç dakika oldu? Cümlemi şuydu. 50 dakika. Evet. Bak kendini serbest ve müstakil ve bizzat mevcut bilir. Hürriyet latifesi. Alt zemini tasavvurdur. İfrat tefriti vardır. Hazır anı yaşamak köleliktir. Çünkü mazi müstakbeli ana getirmektir. Hürriyet ise mazi ve müstakbeli hazırda yaşatmaktır. Hazırda yaşamak haramlardır. Mazi ve müstakbel düşüncesi olmayanlar da olur. Mazi ve müstakbeli anda yaşayanlar da farz zemininde modunda çalışır yaratılışları. Farz dediğim şey fıtratın verilenin hedefine, kıblesine, noktayı kemaline koyup oradan gözünü ayırt etmemektir. Yani oraya bakıp oraya doğru hareket etmenin adı farzlardır, ubudiyetlerdir. Ubudiyetler, ubudiyet demek fıtratın, çekirdeğin hareketlenip ağaç olma faaliyetidir. Yani aynı şeyi niye tekrar ediyorsun? Pervane niye tekrar ediyorsa? Aynı su ağaca niye tekrar ediyor? Yani bakın çekirdek tık 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 tık, çekirdeğin hareketi onun ubudiyetidir ve hürriyetidir. Yoksa toprakla unutmayın. Toprakla biz çekirdeği örteriz, örtülsün diye değil. İçindeki gizlilik çıksın diye. Ubudiyet budur. Bir daha söylüyorum. Örtmek aslında açmak gibi. Açma aslında değil. Böyledir. İsmi zahir lugatında çekirdek, çekirdeği toprak örter. İsmi batın lugatında çekirdeğin üstünü kapatırız ki çekirdeğin kapağını açılsın diye. Çekirdeği kapatırız ta içi dışarıya çıksın diye. O zaman kapatmak değil, açmanın yöntemi demektir. Hürriyette ve diğerlerinde toprak çekirdeği açıyor değil mi? Evet. Toprak çekirdeğin kapağını açarak içindeki bilku ve hakikati dışarıya göstermektir. Hatta öyle geçiyor. Çekirdeğin üstünü toprak zahirde örtüyor gibi gözükürken üstünü toprak açıyor. Toprak zahirde örten batinen üstünü açandır. Toprak açandır. Zahirde kapatandır. Bir de hürriyetin tefridinde hürriyetini başkasının hürriyetine teslim etmek. Var. Etmek. Yani bedensel hayatı yaşamak. Yani yok şu abi, anı yaşamak. Şunu kastediyorum. Özellikle cemaat içerisinde hürriyetini... Eğer şeye uygularsak davalığa, tabii bu bir kanunlardan biraz bahsettim. Mesela diyelim ki aklını başkasının cebine koymak, abim diyorsa doğrudur, hocam diyorsa doğrudur, ustad bile diyorsa doğrudur demek. Ustad böyle demiyor. Ustad diyor ben dedim diye kabul etmeyiniz diyor.
mihenge vurmadan almayınız diyor. Altın ve altın çıkarsa febiye alınız. Mihenge vurup bakır demir çıkarsa arkasına gıybet iftira koy bana gönderiniz. Mihenk nedir? Edile-i Şeriye'dir. Başka nedir? Biz Edile-i Şeriye'yi bilemeyiz. Bileni bileceksin. Bilmiyorsan da asın imamına tabi olmaktır. Said Nursi de buna tabidir. Hürriyet biraz da benzine benziyor abi ya. Nasıl benzine benziyor? Benzin kontrolsüz yanar. Arabanın pistonu onu kontrole getirir. Benzin akli hürriyettir. Yani hürriyetin akli boyutudur. Arabanın pistonu işte 1600 cc'lik bir kab içerisinde onu yanarken ona din bir tanzim yapar. O hürriyete din bir tanzim yapar. Ona da işte kural koyar. O benzinin yanmasına kural koyan mühendis gibi. İfrat tefrit yani bir böyle değil. Siz standart bir hale getirir. O bir böyle gibiler abesiyet gibi gözükürken mühendisin fikrinde o pistonların birinin inip birinin kalkması demek öbür tarafta krankmeninin harekete geçmesinin adıdır mühendise göre. Dışarıdan bakan insan için belki farklı bir görüntü gibi gözükür. O akli hürriyet, benzin, o sistem, dinin dediği gibi yapmak da tam hürriyet, arabadan istifade etmek. Din insanı ve hayatı yorumlamaktır yani kısacası. Din, hayatın hayatı hem nuru hem esası, ihya-i din ile olur. Bu milletin ihyası diye de. Din, hayatı ve kendini yorumlamaktır. Peki. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha. Selamun aleyküm.